O zamanınkini hiç sorma. Ne elektrik vardı, ne su vardı, ne yol vardı. Büyükler anlatırdı, çocuklar dinlerdi. Ömür öyle geçerdi. Büyüklerden duydum ama şahsı bilmiyorum. Ya Rabbi, bu kuşları uçuruyorsun, beni de uçur demiş. Anam babam televizyon yok, radyo yok. Ne dinleyeceğim? Anam orada beşiği bıraktı. Bu ne bu benim çektiğim dedi. Yeter. Nefes biter. Eskiden yılanla tilki arkadaş olmuşlar. İşte bir yediği içtiği ayrı. Yer yani bir yani. O kadar samimi, o kadar samimi ki ondan üstün olmaz. Beraber git, beraber gel, beraber ye, beraber iç. O kadar samimilik yani. İşte arkadaşlık tam koyu yani. Bir gün yılan demiş ki ya beni sudan bir geçirivi demiş. Olur demiş. Irmaktan geçerken ben seni bu... Sen benim boğazıma dolan demiş. Ben sana atladırım demiş. O da şöyle dolanmış. Tam suyun ortasına varınca ben seni sokacağım Tilki Paşa diyor. Neden? Sokacağım der ya. Bak hele madem sokacağım öleceğim belli oldu da der. Çok hukukumuz var. Ne olur yanağını uzat da bir öpeyim de helallaşalım der. O da şöyle yanağını uzadır kına, kafadan bir kapar, karşıya geçer, öldürür, şöyle uzatmış. İlan eğri büğür akar ya, beniyle arkadaş olan ta böyle doğru olacak demiş. Demek ki güven olmuyor yani. Zamanın küllerinin savurduğu insanları, öyküleri, destanları, sevdaları, kahramanları, masalları, camları puslu kış kahvelerinde ölü mangal ateşinin ışıyan gözlerine baka baka anlatmak, yeniden dinletmek kolay değildir. Hiçbir yeniden kolay değildir. Keloğlan evden çıkmış, gidiyormuş. Tilkiye rast gelmiş. Ey Keloğlan nereye gidiyorsun demiş. Başımı aldım gidiyorum demiş. Çok sıkıntım var demiş. Ben de sana arkadaş olayım demiş. Arkadaş olmuş. Bir de ileriye doğru gidince leylek. Kakasını fırıyor toprağa, fırıyor toprağa. Diyor ki ey leylek arkadaş diyor tilki. Senin sıkıntın ne dedi ya kafanı sallayıp büküyorsun diye. Diyor ki ben kendime arkadaş bulamıyorum diye. Diyor ki biz üçümüz arkadaş olalım diyor. Tamam. Leyla ile Tilki, Keloğlan arkadaş oluyor. Şimdi Keloğlan onları misafir ediyor. Tabii yemeklerini koyuyor. Çorbayı leylek burnuyla hopur hopur. Pilavı da iteki yemeği de Tilki diliyle hepsini topluyor. Keloğlan'a bir şey kalmıyor. Keloğlan'a bir şey kalmıyor. Tilki diyor ki, arkadaş diye bir gün de bana gel diyor. Leyla ile Keloğlan Tilki'ye gidiyorlar. Tilki sadece yemeğini yapıyor, siniye döküyor. Kendisi yalıya bitiriyor. Yine Leyla kaldı aç. Alamıyor kakasıyla. Sen de bana buyur gel. Tilki de una gidiyor. Leylek de çorbayı pişiriyor, çölmeğe dolduruyor. Çölmeğe dolduruyor. Leylek burnunu sokuyor, fokur 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 yiyor. Tilki'ye bir şey kalmıyor. Diyor ki tilki arkadaş diye, bizim arkadaşlığımız bu kadarmış diye, gel buradan ayrılalım diye. Bu kadar. İki tane daha tilki masalım var. Hep tilkiler geliyor bu masallara. Bir yurt yerlerinde bir tilkinin biri geziyormuş.
yurt yerlerinde bir horoz kalmış. Tavukları olmak var adamların. Horoz ağacın başında dönermiş. Sabah oldu mu kalk, inermiş, böbrecik yermiş, kendini geçindirirmiş. Dilki de gezerken oralarda bir kasta parçası görmüş eline, onu almış eline. Dilki, horoz dalın başında görmüş dilkiyi gezinirken. Ne geziyorsun oralarda dilki demiş. Adana orada demiş, ben demiş, dilki değilim, ben hacı dilkiyim demiş. Ulan ne uğraşıyorsun bölünen bölgünen burada diyor. Bizim beylik armanlarında darı, mısır, buğday, akı akılı diyor. Anladın mı? Yara başına ağır kalkıyor bu gibi diyor. Yaşarsın orada diyor, gidersin diyor. Ben de götürür müsün? Gidersen git diyor yani. Halbuki beylik armanı yok. Kandıracak, yiyecek onu. Neyse kalmış bu. Beylik armanlarında darı, mısır çok yiyecek. Yaşayacak orada. Börlüğün becüne uğraşmayacak. Giderken bir ördek, bir su birikintisinin kenarında böyle kıvrıs kıvrıs kıvranıyormuş. İçinde balık varmış gölün. Kenara gelsin ki balıkla da yutayım diye. Dalı vurmuş bazen, yakalarmış vır kır yutuvurmuş balığı. Bir de bakmış, ördek balıklarla uğraşıyor. Ne yapıyorsun burada diyor, ben diyor hacıdan geliyorum diyor. Nereye gidiyorum? Şurada bizim beylik armanları var diyor. Orada diyor, ne uğraşıyorsun burada göl yapışın başında sen diyor. Ak diyor, akıyor diyor. İçinde balık kaynıyor diyor. Darı, mısır, buğday dolu orada diyor. Burada diyor, ne uğraşıyorsun sen diyor. Bir balık tutacağım diye uğraşıyorum. Beni de götürür müsün oraya? Gidersen git diyor. O da alıyor peşine. Yine yolda giderken bir leyleğe çatıyor yani. Leylek de böyle gibi bir gölde uğraşıyormuş balık yakalamaya. Ona da diyor, nereye gidiyorum? Bizim beylik armanları var şurada diyor. Oraya gidiyorum diyor. Leylek inanmıyor. Dedi kendine diyor, sizi yiyecek bu diyor. Dilkinin beylik armanı mı olur diyor. Yok varmış, yokmuş falan, yarı gönlü oluyor, yarı gönlü olmayarak. Hadi bakalım amma diyor, peki inanmıyorum amma diyor, hadi bakalım ben de gideyim. İğnenin içine sokuyor bunları. Aha şurada koca karı, aha burada koca karı derken, tam ininin nihayetine varıyorlar. Kapının ağzına da böyle gerilmiş tilki. Gaya kaçacak yeri yok tilki. Kapının ağzını tutmuş. Diyor horoz diyor. Sabah diyor ütersin diyor. Bakarım o koca karıcıklara gecenin bin yarısı diyor. Bakarım o koca karıcıklara diyor. Diğerlerini kakarak, sümüğünü atarak kaldırırsın ondan gece yarısı diyor. Yazık değil mi o koca karıcıklara diyor. Gece yarısı bağırıyor da kaldırıyor onları diyor. Ne derler? İlk horoz derler. Lafın Türkçesi diyor, seni yiyeceğim ben diyor. Horoz o anıda gitmiş. Bir de ellemiş, kalpten gitmiş. Onu leyleğle ördeğin özünün önünde çıtır 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 yemiş. İyice karnı doymamış. Dilki acıkmış iyice. Ördek diyor. Bakıyorum diyor anladığım gölün etrafında dönüyorum dönüyorum diyor. Bir dalıyorsun diyor balığı, bir yutuyorsun lıkır. Bir denizliğinde hacı dilkiye verme yok mu diyor. Velhasılı seni de yiyeceğim diyor. Leyleğin gözünün önünde adam akıllı olur onu çıtır çıtır yiyor. Leyleğe geliyorsun ama bayağı da karnı doymuş. Leylek diyor, biliyorsun ya diyor avları diyor kaçıracaktın az da kalsın diyor. Orada kızdım ben sana ama diyor, bir şey demedim diyor. Karnım da doya doydum mı diyor. Yarını yiyip de yarını da sabaha bırakacağım diyor. Gagasına güveniyor koyar leylek. Gagalayacak. Gagalayacak onu yedirtmeyecek kendini. Ulan hacı diyor, dilki diyor. Beni yiyeceksin diyor, bir tek ben de leylem diyor.
gelişip gideceğim diyor. Ben sana diyor 10 tane leylek getireyim. Buraya diyor. İneğin içine dikeyim diyor. Ama 10 tane leylek diyor bayağı yeter ta haftalarca diyor. Benim bir tek yiyeceğim gelişip gideceğim diyor. Yani getirmezsin diyor. E getirdin getirmezsin. Yarı ilki yanıyor, yarı kanmıyor leylek gibi. Sen diyor iyi dikkat et diyor. Ben diyor inin üstündeki taşın üstüne çıkacağım diyor. Kanatlarım böyle diyor. Çırpacağım böyle diyor. Kuyruğumun altına iyi dene diyor. Kuyruğumun altında leylekler diyor. İnin içine geri geri verecekler. Olur mu olur? Çıkmış. Korkudan zaten için bu iyice amel olmuş leylek. Leylek kanatları çırpıyor, çırpıyor, çırpıyor. Kuyruğunun altına iyi değerli diyor. Al bunu on leylek yerine diyor. Leylek. O ameli çırr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 r
kendi başına yaşıyor ormanda. Öyle güzel ayarlamış ki zamanı. Tilkinin olmadığı zaman hemen bir yayılıyor ve hemen yüksek bir ağaca çıkıyor. Tilki kokuyu alıyor. Bakın burası çok ilginç. Kokuyu alıyor, geliyor ama ağaca bakmak hiç aklına gelmiyor. Koku orada kayboluyor, geri gidiyor. Ben bu kokuyu niye kaybettim falan. Günlerce böyle uğraştıktan sonra tilkinin amacı horozu yemek. Kahvaltı yapmak onunla falan. Amacı o. Yine bir gün geliyor, ağaca yaklaşıyor, koku yine kayboluyor. Oturuyor, of yoruldum ben. Kuyruğu geride, bir metre geride falan tilkinin. Yoruldum ben diyor. Şöyle kafayı yukarı doğru kaldırınca bakıyor, görüyor ki beyaz horoz orada. Ben bunu nasıl indiririm? Dehası aldatamıyor, bakın. Örnek bir şey bu. Selamun aleyküm diyor, horozların beyazı. Gördü ya beyaz horozu. O da diyor ki, birbirlerine zarf atıyor, tavlıyorlar. Aleyküm selam tilkilerin şahfazı diyor. Şahı. Onu tavlıyor, onu tavlıyor. Diyor ki tilki, aşağıya in de diyor. Kılalım sabah namazı. Ezan okunuyor, sabah ezan okunuyor. Horoz da çok yaşlı. Çok da kurnaz. Şöyle uzaklara bakıyor, çok uzağa bakarmış gibi şöyle. Karşıdan diyor, iki tazıyla bir avcı geliyor. Onlar da gelsin de cemaatine kılalım namazı deyince tilki fır, dağ. Benim abdestim bozuldu diyor. Namaz kılamayacak. Tilkinin kurnazlığı dehasında değildir. Ona inanan ahmaklardır onu kurnaz yapan. Yaşadığı yere benzer insan, yaşadığı yerlerin dili olur. Yaşadığımız yerler hayatlarımızın kalbine dokunup sadece bizi anlatır. Tıpkı bir ayna gibi. Aynaya yansıyan da biz, aynanın yansıttığı da. Ve biz hep kendimizi anlatırız masallarda. Kendi özümüzle, gücümüzle, nefesimizle kendimizi ifade eder her türlü anlatım. Anlatıldıkça beslenirler. Yalnızca çocuklar için anlatılmazlar. Uyutmak için değil, uyanık tutmak için anlatılırlar. Benim bir rahmetli dayım vardı. Bizi çevresine topladılar. Alfabe vardı o zaman, alfabe. Onu da bize harfleri öğretirdi. O sıralarda bizim iki tek keçimiz vardı. Keçi iki tane. Şimdi babam ne yapacak? O zaman gariplik fakirli iki deşek var. Artık dedi sen çoban olacaksın. O iki keçiye. Hadi köyün çocuklarıyla beraber biz o keçileri gütmeye başladık. Ondan sonra ben 10 yaşlarına, 12 yaşına gelmeden babam bir 5-10 tane daha aldı böyle. Ondan başladık kızım. Bu kavalı ben kendim yaptım ben, kendim. Bunu biz bir delik şey bulduğumuz zaman onu ısıdır delerdik.
Kaval buydu. Bizde radyo yok, televizyon bilmeyiz o tarihlerde. Düşün yani 50-55 sene önce. Artık bu dağlarda, bu Kaz Dağları'nın çevresinde işte. O bizim 5-10 keçi, ben asker olunca kadar aşağı yukarı 200'e yaklaştı. 170 tane oldu. Bu ben askere o keçilerin başından gittim, yayladan. Keçileri bıraktık. Hatta benim askere giderken bir kavalım vardı, kemikten. Onu da kendim yapmıştım, kartal kemiğinden. Kartalın kanadında delik olurdu, ilik olurdu, onu kuruttuk. Bunu duymuştum ben birinden. Çok güzel sesi olur diye kavalın. Onu böyle bir bıçak burnuyla deliklerini deldim ben. Çok tiz ses çıkarıyordu o. Kısaydı. Aha. Ne derler şimdi televizyonlarda görüyorum ben, sipsi diye küçücük bir şey. Onun kadar bir şey. Ama ben askere giderken o kaldı burada yaylada. Bir daha ne olduğunu bilmiyorum ben artık. Mal gütmeye gidiyoruz ya. Nerede bir yüksek yer var, taş var, öyle topak. Onun boğazına gelir kızlar, oğlanlar hep gelirdik. Gençler yani. 10-15 yaşında, 17 yaşında, yoktuk 10 yaşında, 5 yaşında mal gidiyoruz hep ya. Arkadaşlar biriyiz. Orada biz boğaz çalarız, ona da düdük çalardı. Gargıdan düdük yaparlardı. Onlar onu çalar, biz de boğaz çalardık. Çalabilir miyim? Hopladım çıktım kayanın başına, seyrettim çelovanın yüzlerine. Üç avcı düşmüş izimize, birini vurmuşlar kanadını kırmışlar. Memeleri bardak gibi, boynuzları çardak gibi. Ben yavrum diye meledim kaldım başın başından. Birimiz uçtuk ettin ovaya düştün. Bizde mesela bir çoban vardı. Deli minnet derdik ama adam deli değildi. Neden deli demişler? Çobanlığı hiç bırakmamış adam. Kış yaz çoban. Doğmuş, büyümüş, çoban olmuş, evlenmiş, çol çocuk sahibi olmuş, çoban olmuş. Böyle bıyıkları var. Adamın omuzunda kaval asılı. Ben de o sene sığır, obanın şeyini, 81 tane sığır türünden sığır kattılar önüme. Bu da 63, 13 yaşındayım. Daha da otlatıyorum ben bunu. Bu da koyun otlatıyor. Koyunu bıraktı çoban. Kara koyun hikayesine gelecek. Şimdi dedim ki, Minnet amca dedim ya, senin koyun dedim gitti ekinleri batıracak, yayacak, şey olacak. Birazı mera, birazı ekin. Bir şey olmaz, korkma dedi. E dedim, biz burada oturuyoruz, hayvanlar gitti, koyunlar gitti. Gitsin dedi. İlk defa gördüm. Kavalal düflemeye başladı, koyun durakladı. Ondan sonra bir ıslık çaldı. Koyun olduğu gibi yön değiştirerek geriye döndü. Yavaş 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 yaylarak çobanın yani bizim yanımıza doğru geliyor. Geldi. Şimdi dedim ki Minnet amca bunu nasıl becerdin dedim. Bunun biz hikayesini de duyduk dedim. O şöyle anlattı. Bak dedi bu sürü dedi kaç yıldır benim önümde. Bu sürü benim sesime alışık dedi. Kuzu oluyor geliyor katılıyor ben gidiyorum dedi. Anası onu öğretiyor dedi. Yani hayvan alışıyor dedi. Ondan dedi başka sürüyü gütsem bunu yapamam dedi. Şimdi kızım çobanlıkta birinci derecede hayvanı hoş tutmak yani artık. Böyle o gün hayvanı ne kadar güzel otlatırsan, hoş davranırsan hayvana verimi o kadar fazla alırsın. Ben bunu yaşadım bak. Buraya akşam oldu bayırdan otlatmaktan geldik mi eğer o gün güzelce otlatmışsan birkaç kişi veya 3-5 kilo sütleri artardı. Eğer sen bunlara böyle bağırarak, çağırarak gel yok oradan buraya aktar, buraya böyle yap. O gün muhakkak 3-5 kilo sütü düşer hayvanın. Düşerdi yani bu gerçek. Böyle yaşanmış bir olay. Geçmişin herhangi bir noktasıyla karşılaşmak, önce
çocukluk ve gençlik yıllarımızın yaşananlarına götürür bizi. Anlatılan her şey geçmiş zamanlara dairdir ve tüm cümleler bir zamanlar diyerek başlar. Bir zamanlar diye başladığı için masal gibidir. Yapacak çok iş, gidecek çok yol vardır bu masalın içinde. Hikayede anlatıldığına göre çoban ağanın kızına aşık oluyor. Ağanın kızı da çobana aşık oluyor. Ama çobanın babası bir türlü kızın babası gururuna yedirip bir çobana kızını vermek istemiyor. Bunun içinden de çıkması için bir şey düşünmesi gerek. Diyor ki en zoru diyor ben bu hayvanları tuz verdirir, tuz yalatırsam o da şöyle olur o tuzlar böyle senin avcınla falan değil. Tuz taşları olur böyle taşların üzerine tuzu ekerler koyun orada tuzu yalar ondan sonra gider suyu içer. Tuz verilmeyen koyunun eti de şey olmaz yani cıvık olur derler atalar bilmiyorum. Şimdi bu şartname aklına geliyor. Diyor ki ben bu koyunu tuzlatırsam, susadırsam, ırmağa da girerse bu koyun muhakkak suyu içecek. Bu da bahse göre, şartlarımıza göre kızdan vazgeçecek diyor. Öyle düşünüyor. Gününü, saatini bilmiyoruz tabii. Koyuna tuz yalattırıyor. Tuz yalayacak diyor oğlana, bu ırmağı öbür yüze geçireceksin, bir tane koyun su içmeyecek. Bunu becerirsen bu kız senin diyor. Çoban da sevdalı kavalı üflüyor, alıştırmış koyunu kavalın sesine. Şimdi tuzu yediriyor, ondan sonra ırmağın kenarına getiriyor, çoban oturuyor. Irmağın kıyısına sürü dalıyor ırmağa. En önde giden de kara koyun. O başlıyor. Dön kara koyun diyor. Dön kara koyun. Yani çalıyor dön kara koyun. Dön kara koyun deyince o koyun suyu içmeyince zaten yine bazı şeye gelecek. O sürü suyu içmiyor ve suyu içmeden geçiyor. Bir rivayete göre de muratlarına eriyorlar. Değişen insan ve yaşama dair geçmişten gelen tüm fotoğraflara bakıldığında önce yaşadığımız hayatların izlerini görür insan. Farklı farklı yaşamlara ev sahipliği yapan Anadolu insanının anlattıklarından hayata ve geleneksel kültüre ait pek çok gerçekten efsaneler, destanlar, masallar çıkar. O günlerdeki yaşantı bundan çok çok iyiydi. Evet açlık vardı ama bir saat aç kalırsan ikinci saat bir yerde karnını biri doyuruyordu. Laf vaktinde açılır derler. Bu vakit bir eli çantalı adam geldi kravatlı falan. Tahsildar masildar demeye başladılar. Tahsildar geldi dedi ki muhtarım dedi bir dirmusun fasulyesi yaptır da yiyelim dedi. O da olur dedi. Akşam oldu ben de aynı odada misafirim. Dirmus'un fasulyesi yemeği yapıldı, geldi. Uzatmayalım, bunlar oturdular, yemeği yediler, bana gel buyur demediler. Aç kalınca sabah kalktım, bakkal dükkanına vardım, biraz lokum aldım, biraz da püsküvit aldım. Kendim yemek için, biraz da karton kutu aldım, geldim. Elime kalem aldım, bakalım ben bu adama ne dedim, bu açlığa. Tahsildar geldi de fasulye yedi, aşığa kimse gel buyur demedi. Sabaha kadar içimi yedi, hançerli köyünde kaldım susuz. Hançerli köyünde kaldım susuz. Sabaha kadar da kaldım uykusuz, yatacak bir yorgan bile vermedi. Bu köyün muhtarı olan imansız. Gurbet dediğimiz böyle bir kazan, ey muhtarım senden aşığa kızan.
Bu destanı yazan bir garip ozan, Hançerli köyünde kaldım asusuz. Hançerli köyünde kaldım asusuz, sabaha kadar da kaldım uykusuz. Yatacak bir yorgan bile vermedi bu köyün muhtarı, olan imansız. Altına da Konya Ereğli Yukarı Çayhan kasabasından Aşık Cumali Efe diye yazdım, devam ettim. Her gittiğim köye artık türküyle misafir olmaya başladım. Öğretmenlerimiz dediler ki, yahu sizin yetenekleriniz nedir? Yetenek lafını ilk defa duyuyoruz. Kimisi dedi, ben iyi resim yaparım. Kimisi dedi, ben güzel koşarım. Kimisi dedi, ben pehlivanım. Sıra bana geldi, senin yeteneğin nedir? Düşünüyorum benim yeteneğim nedir? Masal aklıma gelmiyor, onu ben yetenekten saymıyorum. O sırada bir kompozisyon verildi. Dediler ki, çocuklar, kompozisyon konusu serbest. Akpınar gazetesine kimin kompozisyonu iyi olursa, ilginç olursa gazeteye koyacağız. Benim ağzıma o zaman masal geldi. Şimdi yazılar okundu, sınıfta dağıtılıyor. Benim kağıdım yok. Öğretmenimizin, ben de yazıda vardım. Benim kağıdım nerede? Ulan öyle bir güzel masal yazmışsın ki onun dili de böyleydi. Benim çocuklar okuyordu, elden ele dolaşıyordu. İşte o zaman ben masalcılığımı anladım. Akpınar gazetesine güzel bir masal döşendim. Ne zaman çıkacak bu gazete? Pazartesi günü. Dersten çıktıktan sonra, sabahki dersten çıktıktan sonra koştum gazetenin asıldığı duvara. Baktım ki bazı çocuklar gelmişler. Gazete okumaya çok alışmışlar tabi. Bir yere bakıp bakıp gülüyorlar. Büyük abilerimiz. Allah Allah, bunlar nereye gülüyorlar dedim. Benim boyum küçük o zaman. Abilerimin arkasına durdum. Parmaklarımın ucuna bastım. Şöyle baktım ki benim masala gülüyorlarmış. Hayat herkese bildiği gibi bir masalı yazdı da süslemeyi unuttu. Gökten üç elma ne zaman kimlerin başına düştü kimse bilemedi. Masallardaki klişelerle hiç buluşulamadı gerçekte. Küçük hayatlardan büyük masallar çıkmadı hiç. Her şey bir var idi, bir yok idi. Allah turuna geçiyor böyle. Şuradan da geçti. Baya büyük ha. Vallahi baya büyük. Yaaah dememin yok. Yanını parçalayacak. Adam görmemiş. Çünkü hiç görmedi. Bu dunların gittiği yerde adam görüp değil bu dunlar. Beni pencereye koydu. Bu aşağıki evin penceresine koydu. Türkü söyletti. Türkün de şu. Ahtağın etekleri bol verir petekleri. Koy ver bir yol sallansın fistanın etekleri. Bak bu türküyü hiç unutmuyor. Sen de uyuyacaksın. Koyun kalkıp giderse ne yapacaksın? En yiğit bir tanesinin, en canlı bir tane erkek koç derler bizde genelde. Ona bağacak deriz bir ip. Onun boynunda bir ip de çobanın ya kolunda ya ayağında. O onu bekler yatar yanda. Topluyor bütün hayvanları yanına. Şuraya kazılacak, şu boru şuradan, çimento şuradan gelecek, işte kireç, kum şuradan gelecek falan. Devam ediyorlar. Bir atı varmış, Avcı Ahmet'in. Atına giderilmiş, keklik vurulmuş, kuş vurulmuş. Gelirmiş anladım evinde, onunla meşgul olurmuş. Başka hiçbir şey yapmazmış. Bu harf ne? A harfi, karşısında at resmi. Ben de o tarihlerde at nedir bilmiyorum. Beygir bilirdik biz. Bana dayım rahmetli, Hüseyin bu ne dedi? Beygir dedim ben. Adam beygir. Olacak şey ama çocukluk. Ana Melde'nin kızının saçına bak, Melde'nin kızının saçına bak. Diyor. Ben Melde'nin kızı değilim dedi. Kimin kızısın dediler. İmamın gelinin kızıyım dedim. Anamızın adını bilmiyoruz o zamana kadar. Babacığım rahmetlik. Delikanlıyken anamı götürmüş. Yani ilk evlenişleri öyle. Babam yörük, anam köylü. Anam da yörük olmuş.
Yedi kardeş olmuşuz biz. Ben ne kadar kız yok. Tabiatın kendine göre bir özelliği, sesi, canlılığı var. Ama Cenab-ı Allah öyle yaratmış ki bir kurre-i arzı, hepsini birbirine muhtaç, hepsini birbirine hizmetkar kılmış. Demek adam uçarmış, ben onu gördüm. Aşk deyip de geçme. Ne ekmek, ne su, ne de bir şey. Ayrı bir maden. 5 dakikada 2 kilometre, 3 kilometre, 4 kilometreyi aldırırmış adama. Onun sevincinden.